Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere günlük hayattaki kullanabileceğimiz sade ama buradan yani bir çarşıya çıkıp oradan da akşam bir gezmeye gidilebilecek tarzda bir makyaj yapacağım size. Öncelikle ürünlerin tanıtılması. BB krem kullanacağım. Çünkü ben bunu kalıcılığına normal fondötenden daha çok seviyorum. Yani düğün gibi yerlere ya da işte balo gibi yerlere gidilmeyecekse ya da örnek veriyorum. Böyle uzun saatler boyu ve hani terleyip şey yapılabilecek yerlere gitmiyorsanız eğer bunu tercih ederim. Gözaltı kapatıcı olarak da bunu kullanacağım. Ben bunu dün aldım. Daha önceden bir paketini kullanmıştım ve severek kullanmıştım. Bu. Eyeliner olarak bunu kullanacağım. Flormer'in bu ürününü. Bunu göstereyim. Ben bunun fırça inceliğini çok seviyorum. Yani birazdan da göreceksiniz ki şu şekilde göstereyim. Eyeliner hani ince uçlu olduğu için daha tatlı duruyor. Daha sonra size biraz farımdan bahsedeyim. Şu şekilde göstereyim. Bunu ben bir sosyete pazarından almıştım. Yani ne kadar aldım? 10 lira ya da 15 lira gibi bir şeydi bu. Ama efsane. Mük yani. Daha sonra ben size maskaramı göstereyim. Maskaram bu. Bunu Earthline'den almıştım. Yani bu tarafıyla önce kirpiklerimi tarıyorum. Şu şekilde göstereyim. Böyle aralarını falan açıyorum. Daha sonra hacim kazandırmak için de diğer tarafını, kalın tarafını kullanıyorum. Gerçekten hoş ve gün boyu kirpiklerde düşme yapmıyor. O yüzden çok tercih ediyorum bunu. Zaten fırçalarım da burada. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ruj olarak da bunu tercih edeceğim. Toprak rengi. Bunu da ben sosyete pazarı gibi bir yerden almıştım. Bu da 5 lira ya da 3 lira gibi bir şeydi. Çok uygundu. Şimdi başlayalım. Öncelikle yüzümüzü nemlendireceğiz. Bunu neyle yapacağım ben? Earthline'dan daha önceden sipariş etmiş olduğum kremden. Tender'd galiba bunun adı. Kameraya bakamayacağım. Yan tarafta aynen var. Bundan makyajımı yapacağım. Ama eyeliner gibi şeyleri yaparken tabii ki size göstereceğim. Şimdi sohbet edelim. Ben kendim, ben biraz kendimden bahsedeyim. Bade adım. Yani Ayşe Bade iki adım var. Ama genellikle Ayşe'yi kullanıyorum. Ve kendim açık lise öğrencisiyim. Şöyle 3 yıl boyunca çocuk gelişim ve rehabilitasyon okudum. Son yılımda 12. sınıfta açık liseye geçtim. Daha sonra açık liseye geçtikten sonra bu korona olayları ortaya çıktı. O yüzden bok oldu biraz hayatım. Ama olsun. Yani sonuçta belki erken mezun olsaydım başka bir şeyler daha olacaktı. Bu da bitiyor sanırım biraz.
Ya da şu an ben sıkılmıyorum. Şöyle. Açık bir şey öğrencisiyim. Son iki dersim kaldı. İki dersimi de verdikten sonra artık tamamıyla lise mezunuyum. Yani rahatım. Ailem de bu konuda hiçbir şekilde baskı yapmıyorlar. Saygı duyuyorlar kararlarıma daha doğrusu. Seviyorum böyle şeyleri. Yani işte YouTube'dur, TikTok'tur. O tarz yerleri kullanmayı seviyorum. Instagram'dır. Yani böyle günlük muhakkak ki Instagram'dan söyleyeyim size. Böyle bir 10 tane falan story atıyorumdur. Yani genelde işte yaptığım yemek olsun falan. Neden bol sürdüm fondöteni onu da anlatayım size. Çünkü ben bunu gece de kullanacağım için birazcık da uçma payı olsun diye çok kullandım. Ve bir şey söyleyeyim mi ben size? Boşuna gidip de işte yok bazıymış, makyajbazıymış, yok şuymuş, yok buymuş. Onlara boşa para vermeyin. Gerçekten sadece para tuzağı. Bakın aynı şeyi gittim 4 lira gibi bir şey almıştım. Şimdi zamlandıysa 8 lira gibi bir şeydir muhakkak. Gittim örnek veriyorum 8 liraya ben onu katalogdan sipariş ettim. Ve gayet de iyi nemlendirdi yüzümü. Makyaj öncesi hazırlığımı yaptı. Ve ben onu birçok alanda da kullanabiliyorum. Örnek veriyorum. İşte nereye giderken diyeyim. Örnek veriyorum bir yerim yandı. Hemen onu sürebiliyorum. Ya da işte dudağımda çatlak oldu. Onu sürebiliyorum. Ve hani o kadar kaliteli bir ürün ki. Ben böyle hoşuma giderek kullanıyorum. O yüzden hani boşuna gidip de işte liralar, bir sürü paralar vermeyin. Boşuna veriyorsunuz. Bak gerçekten bu konuda çok ciddiyim. Örnek veriyorum ben bu fuara gidip gratisten 50 liraya 60 liraya anca alabilirim. Hatta daha fazla belki. Ama örnek veriyorum ben gittim 15 liraya aldım ve aynı görevde yapıyor ve hiçbir şekilde de zarar vermedi cildime. Zarar vermiş olsaydı zaten ben kullanmazdım. Şu rengi yapacağım. Şu rengi. Yani birazcık daha parlak. Şöyle altına bunu kullanacağım önce. Daha sonra bunu kullanacağım üstüne. Köşeye de belki bir tık şundan kullanabilirim. Şöyle gözümüzü gerdirerek önce şunu kullanalım. Aynı gözüme de diğerini ben çeviriyorum. İlk baştaki baz olarak kullanabileceğiniz şeyi gösterdim. Şekilde. Daha sonra ben daha rahat edebileceğim bir fırça almak istiyorum. Şu fırçam. Yani ucu şöyle. Toplu bir fırça. Daha önce kullanmış olduğum renkleri elime şey yapayım. Size fırça temizliğini de göstereceğim. Bir gün. Şu şekilde gözümde tampon uygular gibi şekilde yapıyorsunuz. Aynı şekilde diğerini de. Bazıları eliyle yapıyor makyajı. Ben seviyorum elimle yapmayı ama şu an tırnaklarım uzun olduğu için içine fark açıyor ya da gözüme tam oturmuyor elim. O yüzden rahatsız olduğum için ben fırçayla yapıyorum. Ama elinizle yapmanızı da tercih ederim. Çünkü
daha net yayabiliyorsunuz. Ve nerelere kadar sınır belirlediğinizi görebiliyorsunuz. O yüzden en iyisi bence parmaklarla yapılan makyaj. Ve size göstermiş olduğum koyu kullanıyorum şu an. Göz kenarlarıma. Yani şu bölüme koyu olanı kullandım. Far sürerken gözünüzü gerdirin. Biraz önce, yani birazdan eyeliner'ı yaparken size göstereceğim. Eyeliner yaparken de tam tersi. Gözünüzü gerdirmeyin. Yani çizgilerinizi, gözünüzün sınırlarını kendiniz belirleyin. Örnek veriyorum, şu bölümden başlayın. Kalkıp gidip de şuradan, işte yok buradan, yok şuradan başlamayın. Ya benim gözümün sınırı bu kardeşim. Yani şuradan baktığında benim gözümün sınırı bu. Yani şu kaş hizanızda da eyeliner'ı bitirin. Bakın benim göz hizam bu. Ve ben eyeliner'ı şu sınırdan yapmalıyım. Gördünüz mü? Bak direkt göz içime gidiyor zaten. Hani o noktadan yaptığınız zaman hep kendiniz çok hoş bir eyeliner elde etmiş olursunuz. Hem de kaliteli bir makyaj olmuş olur. Örnek veriyorum, sönük bir makyaj olmuş olmaz. Şimdi göstereceğim size de. Benim yaklaşmam lazım. Normal kameradan şu an yapamıyorum bunu. Yani parlıyor. Şuradan sınırımızı belirliyoruz. Şu şekilde. Tamam. Bakın ben sınırımı belirledim şimdi. Aynaya geçiyorum. Sınır belirlemeyi de gösterdim size. İçini dolduruyorum. Şu an farklı bir şey yapmıyorum. Eyeliner'ınızın ucu çok ince ise farklı bir eyeliner da kullanabilirsiniz. Yani eyeliner'ı kullanın ama nasıl anlatayım ben şimdi? Fırçasını diğer eyeliner'ın, yani gözünüzün sınırlarını çizerken kullandığınız eyeliner'ı kullanabilirsiniz. Şu şekilde belirledim. Birazdan diğer lekeleri de yok edeceğim zaten. Bakın. Diğer gözüme yapıyorum şimdi. Bu şekilde yaptım burayı. Eyeliner'ımızı da hallettiğimize göre maskaramızı geçebiliriz. Öncelikle biraz önceki dediğim gibi ince bölümünden başlıyorum. Kirpiklerimi gidip de böyle böyle gözümü kırpmıyorum şu an. Ben yeni bir taktik öğrendim. Lifting yaptırırken öğrendim. Bunu Lifting Tech abla söylemişti. Kirpiklerinizin en altını sokun ve fırçayı hareket ettirin. Hani gözünüz böyle kıp 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 yapmasın. Böyle gözünüzün altına sokacaksınız. Fırçayı hareket ettire ettire yukarıya. Gözünüzün altına sok, fırçayı hareket ettir. Böyle böyle bu şekilde.
Diğer gözüme de aynı işlemi uyguluyorum. Bu şekilde göstereyim. Sonra kalın bölümüne geçiyorum. Fırçanın. Rimelin. Kalın bölümünde de sadece uçlarını uyguluyorum. Çünkü altlardan gelen bir topaklanma olmasın diye. Bulaşsın. Önemli değil. Çünkü birazdan gözünüzün altına kapatıcı uygulayacağımız için bulaşması hiç önemli değil. Hani fondöten süngerinizde zaten bir bulaşma olmuş oluyor önceden. Bunu kullanabilirsiniz. Şekilde gözünüzün altına. Bu şekilde ben bırakmıyorum. Ben ne yapıyorum? Üçgen bir şekilde alıyorum. İki ucunu birleştirip şu şekilde. Ben bu şekilde kullanıyorum bunu. Gözümün altına sür. Üçgen getir. Üçgenleşsin. Burayı da kullan. Ben neden bunu en sona bırakıyorum? Genelde insanlar bunu ilk başta yapıyorlar. Ben neden bunu en sona bırakıyorum? Örnek veriyorum, farım akmıştır. Yani bazı farlar oluyor. İşte dağılıyor, toz şeklinde dağılıyor. Dağılıyor dediysem o şekilde dağılıyor. Ve bu beni rahatsız ediyor. Artı makyaj yaparken parmak iziniz kalıyor. Ya da biraz önceki gibi dediğim gibi işte maskaranın izi oluyor falanlar filanlar. Şimdi ben şunu söyleyeyim size, benim kaş fırım yok. Ben kaş fırı kullanmayı sevmiyorum zaten ama oldu ki zorunlusunuz. Bakın yani kahverengi tonlarında bir fırım var benim. O yüzden hani kaşıma göre uyarlıyorum. Hangi renk bana gider örnek veriyorum kaşıma. Şu kahverengi benim kaşıma olur. Şu kahverengi benim kaşıma olur. Ben bunu alıyorum. Hemen. Şu şekilde. Böyle çok ne far olduğunu belli ederek ne de çok doğalmış gibi. Şey yapmıyorum, göstermiyorum. Şu şekilde. Neden yani şu an yapma gereksinimi duydum? Benim buramda bir kesik var. Yani küçüklükten geldi bu. Daha doğrusu bir kaza geçirdim. Bir gün makyaj yaparken onu da size anlatırım. Orada benim kaşım yarıldı. Ve o günden sonra benim kaşımın şu bölümü kesik. Ve iz kaldı. Ben de bundan çok rahatsız oluyordum artık. Çünkü bunaltıyordum falan sonra. Ve çok kötü görünüyor resimlerde. Hani örnek veriyorum, kaşım şu şekildeymiş gibi duruyor. O yüzden istemiyorum. Örnek veriyorum, ben bronzlaştırıcı da aldım. Yani ama çünkü genelde zaten farlarım benim bronzlaştırıcı tarzımdadır. O yüzden ben ne yapıyorum? Hemen gösteriyorum. Bakın burada kahverengi var. Hemen fırçamı. Burayı dağıtacağım şimdi. Yani şu an mı? Şu hale geldi. Ve size şu tüyoyu da veriyorum. Hadi bakalım verelim. Şimdi
dudak çerçevemizin etrafından getirerek içini öylelikle dolduralım. Neden bu tüyü verdim size? Şimdi onu da açıklayayım ben. Öncelikle dudağıma ben bir yıl boyunca bu şekilde uygularsam ya da daha uzun bir süre ya da işte örnek veriyorum daha kısa bir süre o cilt tipinizin almış olduğu hassasiyete bağlı bir şey. Ben dudak sınırlarımı belirleyerekten çizersem eğer bir yıl içerisinde istediğim dudak yapısına sahip olurum. O yüzden başlıyoruz. Şimdi dudağınızın şu şekilde şuradan başlıyoruz. Sınırını çizdim. Bakın. Gördünüz. Aynı şeyi diğer tarafa da uygulayacağım. Bakın. Dudak yapım hem güzel durdu hem şık durdu. Ve birkaç yıl sonra benim şekli, yani belki daha kısa bir sürede bu şekli alacak. Benim artık dudaklarım bu şekil. Artık insanlar bunu algılayacak. Ve bu şekilde örnek veriyorum. Gündüz bir çarşıya çıktıktan sonra akşam arkadaşlarınızla bir yere gidebilirsiniz. Ya da örnek veriyorum dudağınızın rengini birazcık daha bir tık daha açık yaparaktan da gündüz gezip akşam bu ruju kullanabilirsiniz. Çünkü ben hani çok gezen bir insan olarak da bu şekilde dışarı çıkarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da zile tıklayaraktan her attığım videoyu kolaylıkla ve rahatlıkla izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim.